Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube videolarımın altında birisi yorum yapmıştı. Kabinet kurulumunda aktif ve pasif cihazların seçimiyle ilgili yardım istediğine dair. Sonra bana mail atmış. Şöyle bir Word'de şey hazırlamış. Şablon hazırlamış diyelim. Hem fiyat listesi, hem ürün listesi, hem de ürünün marka model ayrıntıları var bu listede. Kabinet kurulumunda aktif cihazlardan başlayıp pasif cihazlara kadar çıkarmış. Ben burada kendi yorumlarımı yapacağım. Bunun üzerine neler doğru, neler yanlış bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım sizlere. Fakat burada genelde Cisco'yla ilerlenmiş. Ben burada size çeşitli önerilerde bulunacağım ve buradaki eksiklikleri hani size de böyle bir ödev verilirse muhtemelen bu lisede bu bölümü okuyan, A yönetimi okuyan birisine verilen bir ödev. Üniversite seviyesinde olabilir. Tabii gördüğüm kadarıyla biraz daha amatörce muhtemelen lise seviyesinde verilen bir ödev. Şimdi gelelim. Bir kabinet kurulumunda kabinetlerde kenar switchler, hatta sistem odası kurulumu gibi düşünebilirsiniz. Kabinet dediğiniz kaç tane uç olacağına bağlı olarak değişir. Şöyle düşünün, 50 tane bilgisayar olan bir kurum, 20 tane kart okuyucu, 10 tane printer, access point olduğunu düşünün 5 tane. Bunun yanında da farklı IP ile çalışan cihazlar olabilir. Şimdi omurga cihazı olarak burada bakın Cisco'nun SG300 modeli kullanılmış. 2 tane combo SFP portu varmış. SFP dediğimiz port nedir? Buradan fiber bağlanır. Bakın şurada bilmiyorum görünüyor mu? Biraz daha büyüteyim şu resmi. Şurada iki port var. Bakın mouse'la üzerine geldim. Birinci port, ikinci port. Bunlar SFP portu. Burada açıklamada verilen. 10 GB SFP yani kenar switch, iki tane kenar switch'i buraya 10 GB portuyla bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda burada farklı portlarda bulunmakta 8 adet. Bunları da farklı amaçlarda kullanabilirsiniz. Cisco tercih edilmesinin sebebi ne olabilir? Konfigürasyonun kolaylığı olabilir. Kolaylığı demeyelim de aslında Cisco Packet Tracer'da insanlar öğreniyor bu sistemleri. Cisco Packet Tracer'da öğrendikleri için Cisco cihazları konfigür etmeleri daha kolay oluyor. Çünkü orada sizin bu arada ezan okunuyor biraz ara. Fakat ben böyle bir cihaz omurga olarak kullanmanızı tavsiye etmem. Neden? İki tane SFP portu var. Kurumunuz büyüyebilir. O yüzden bu cihazı geçelim. Fiyat yazılmış burada. Bu fiyat çok eski bir fiyat. Bu fiyatlar halen geçerli değildir. Zaten bu tarz işlerde sürekli satış olmayan cihazlar olduğu için internetten alımı yerine bir bilişim firması ile entegre etmenizi öneririm. Çünkü bunların kurulumu sırasında desteğe ihtiyacınız olduğu zaman problemsiz bir şekilde çözersiniz. Omurga switch tarafına gelelim. Omurga switch tarafında yine Layer 3. Bakın burada bir omurga switch daha var. Buna da omurga switch denmişti. Buna da omurga. Cisco'nun SG250 modeli denmiş. Cisco'nun farklı farklı birçok modeli var. Bu giriş seviyesinde bir model. Hani yeni bir çıkan ürün sanırım bu. Cisco'nun genellikle Cisco Packet Tracer'da şu normal RJ45 portları ne oluyor genelde? 100 megabit oluyor. Bunda binlik bir switchmiş. Bakın şurada belirtmiş. 100, 10, 100, 1000 destekli olduğunu. 10 megabit, 100 megabit, 1000 megabit destekliymiş ki biz genelde ne kullanıyoruz? 1 megabit kısmını kullanıyoruz. Fiyata kesinlikle takılmayın. Nano katalog. Şurada mesela İstanbul Bilişim denmiş. Mesela İstanbul Bilişim'den ürünleri alamayan bir sürü insan vardı. Bu Nano katalog ve İstanbul Bilişim gibi yerlerden alışveriş etmeden ben bunlardan pek alışveriş etmedim. Şikayetimvar.com'da bunlar hakkında şikayetleri araştırmanızı öneririm. Kenar switch yine SFP portlarından bağlanır. Burada iki tane SFP var. SFP portları muhtemelen bunun 1 GB'tir. Yine konsol portuyla burada muhtemelen bir uplink portu var. Bu da omurga kullanmak için ideal bir switch değil. Fakat dediğim gibi küçük yapılarda bu tarz şeylerde omurga yapılabilir. Cisco pahalı kalırsa HP'nin 1920 modelleri var. 1920S modeli. Onlara bakabilirsiniz. Fakat konsol portu bulunmuyor onlarda. Ne yapıyorsunuz onlara? Web yönetilebilir switch. Omurga dediğimiz switch zaten omurga switch nedir diye bir video çekmiştim. Kenar switchlerden biraz daha bir tık daha iyi oluyor. Bir tık değil de kenar switchlerden daha iyi olması gerekiyor ki. Şöyle düşünün. Burada omurga switch kullanılmış mesela. Kaç portlu bu? 8 portlu. 4 bu tarafta. Şurada da 4 var. Burada bir konsol portu var. Şu konsol portudur ya da şudur. Tam okunmuyor yakından da. Şöyle mouse'la göstereyim size. Bir adet de ne olur? SFP portu olur. Buralarda bir yerde. Bakın var mı? Var. Evet bir adet. Şu da SFP sanırım. Bir adet de uplink portu varmış. Bu da yine Layer 3 seviyesinde. Bu da omurga olarak kullanılabilecek switch. Fakat böyle nano katalog gibi sitelerden değil. Bunlara bir bilişim firmasından destek alarak yürütmenizde fayda var. Eğer tanıdığınız, bizzat alışveriş ettiğiniz bilişim firması yoksa eğer talep ederseniz ben size birkaç firma veririm. Güvenilir firma ve desteğinde problem yaşamayacağınız. Omurga switch'i de geçelim şöyle. Kenar switch'lere bakalım. Yine bu da omurga olmak için ideal bir switch değil. Fakat neden omurga olarak kullanılmış o? Bu küçük bir kurum için yaklaşık hadi 48 kullanıcılı, 50 kullanıcılı bir yapı için. Fakat kurumun her zaman daha fazla büyüyebileceğini göz önünde bulunarak
kullanacağınız omurgayı ona göre seçmekte fayda var. Gerekirse omurgayı kullanmayın. Kenar sivişleri birbiri arasında atlatın ya da kenar sivişlerden bir tanesini omurga yapın. Öyle ilerleyebilirsiniz küçük yapıda. İlerleyen zamanda yapı büyüyünce sağlam bir omurga siviç alırsınız. Mesela ben öyle yaptım. Diyelim şöyle yapabilirsiniz. Atıyorum 3 tane 19-20S HP switch alacaksınız. Bir tanesini omurga yapın. İki tanesini de yine bu omurgaya bağlayın. Hani HP iki tane 19-20S'i. Daha sonra ilerlediğiniz zaman HP'nin 25-30 serisi var mesela. Bundan bir tane alıp koyarsınız. Omurga yaparsınız. Bir de omurga kenarlarla 10 GB bağlantı olması lazım. Yani eğer kurumunuz yeni kurulan bir kurum, küçük bir kurumsa bile mesela burada yönetilebilir. Bunu kenar switch olarak kullanacaklar muhtemelen. Kenar switch olarak düşünülmüş switch. Şuradaki portların 10 GB olduğuna dikkat edin. Yani bir Switch'in SAP portu 10 GB ise bunu tercih etmenizi pek önermem. Yani Switch konusunda burada hep Cisco kullanılmış. Farklı markalar var. Dell var, Juniper var, HP var, Brocade var. Brocade'in de arayüzünü pek beğenmedim. Dell'in şu an yeni konfiglerini atıyoruz. Gayet iyi, güzel, ideal bir Switch. Cisco yine Cisco üzerinden gidebilir. Farklı markalarda Switch'ler bulunmakta. Ben size 5 tane saydım. En çok piyasada bilinen bir zaten Cisco, 2 HP diyelim. Arabalar çok yaygın kullanılmaya başladı. 3 Dell diyelim. 4 Brocade, 4 Juniper diyelim. 5 de Brocade diyelim. Bunun dışında Alcatel vesaire bir sürü marka var. Burada da bakın 2 tane Gigabit Ethernet varmış SAP. Bu SAP Plus olursa daha iyi olur. Sonunda bir artı olursa eğer SAP Plus olur. Fiyatlara hiç takılmayın arkadaşlar. Bu fiyatlar hep değişmiştir çünkü. Burada Akakçe üzerinden fiyatlara bakabilirsiniz diye koymuş herhalde. Bunu da silelim. Dediğim gibi bilişim firmalarından almakta yarar var. Aklıma gelen şu an 3 bilişim firmasından bahsedeyim size. Mail atarsanız hangi firma önerdiğimizden daha net olarak söylerim. Birinci olarak şeyden destek alabilirsiniz. Ne var? NFR Bilişim. Aslında güvenlik sistemleri yapıyor ama sağlam bir desteği var. Onun dışında KRBT var. Onun dışında Beyaznet, LTS Bilişim gibi firmalar var. Sinerji var mesela. Ondan da destek alabilirsiniz. Bu tarz firmalardan gidin bunları alın. İnternetten alınacak cihazlar bu değil bunlar. SG250 kullanılmış. 48 port. Bu arada bunların POE kullanılmasında fayda var. Neden? Yapınızda eğer IP telefon, access point ve kamera sayısı fazlaysa almışken bunları ne yapın? POE alın. Sonradan pişman olmayın. Bunların her birini adaptör kullanmak zorunda kalıyorsunuz. POE de temiz kablo masrafı falan hiç olmuyor. İnternet kablosu üzerinden ne yapıyorsunuz? Aktarımınızı sağlıyorsunuz. Yani neyin aktarımını sağlıyorsunuz internet kablosu üzerinden? Adaptördeki gönderilen o 5 volt 19 volta kadar gönderim yapabiliyorsunuz. Yine burada Cisco'nun SG250 var. Bu da yönetilebilir kenar switch olarak geçmiş. Backbone switch, kenar switch zaten yapının en önemli şeylerden bir tanesi. Burada kullanılmayan bir şey mesela bu tabloda. Onu da araştırın. Deck kablo diye bir olay var. Deck kablo nedir biliyor musunuz? Şunların bakın şurada. Bunu size daha doğru nasıl gösterebilirim? Şu backbone switch'ten bahsettik. Tabii backbone alırken mutlaka bir bilişim firmasından destek alın. Onunla beraber yapınızı analiz edin. Ondan destek alarak yapın. Bakın şunlar yanlış olmasın. Şöyle ok yardımıyla göstereyim. Bakın bir tane burada var, bir tane de burada var. Bunda iki tane SAP portu var. Bunlar 1 gigabit. Bunlar 1 gigabit olmasın. Mutlaka 10 gigabit alın. Bak bana güvenin bu konuda. Yapı sürekli büyüdükçe darboğazlar olabilir. Bunlarda backbone'da da 10 GB destekli SAP'ler olsun. Bir de kat kabinetlerinden mümkün olduğunca kaçının. Mesela 5 katlı bir yapınız varsa şöyle kullanın yapıda. Şöyle bir sistem yapın. 5 katlı yapının 3. katından sistem odası kurun. Sistem odası her kata yakın olduğu için kablo sarfiyeti az olacaktır. Bu sayede ne olacak? Mesela zemin kata kursaydınız tam ortada bir yerde olmasaydı mesela 0. kattan 4. kata gittiğinizi düşün. Giriş kata ben 0 diyorum. 0. kattan 4. kata giderken ne olacak? Kablo metrajı atıyorum. 100 metre gidecek. Ama siz onu orta kata konumlandırırsanız her kata eşit mesafede olacak. Mesela orta kat 3. kat diyelim. Yapımızda 5 katlı. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Hani sıfırı saymıyorum. 3'e koydunuz. Bu sefer ne olur? 2 ile 4'e eşit uzaklıkta olur. Yine 1 ile 5'e eşit uzaklıkta olur. Ve kabloların hepsi sistem odasına gelir. Ve bu switchleriniz de yan yana olur. Switchlerinde de şöyle yaparsınız. Deck kablolarla birbirlerine bağlantılarını yaparsınız. Bu da size güzel bir tavsiye. Dediğim gibi bunda ürünleri alırken hani şu fiyatları mıyatları boş verin. Bunların konfigleri konusunda yardıma ihtiyacınız olacak. Kurulum sırasında planlama ihtiyacınız olacak. Bilişim firması ben size illa şunda çalışın demiyorum. Fakat herhangi bir bilişim firmasının destek almakta fayda var. Profesyonel bir ekiple çalışacaksınız. Atıyorum siz burada 20 bin dolarlık bir yatırım yaptınız.
Bunu yaparken profesyonel bir firmadan alımı sağlayın. Firma zaten bu ürünleri size satarken ürünler üzerine kar koyuyor. Kurulumu için belki ücret bile almazlar. Alırlarsa da yine alsın. Yani sonuçta onlarda bir eleman çalıştırıyor, bir ekipleri var. Ama bakıyor kurum mesela 21 dolarlık satışında adamın karı atıyorum 3 bin dolar. Sizden belki kurulum ücreti almayabilir. Yani 20 bin dolar da karı belki adamın 1000 dolarsa 1000 dolar da kurulum yazar. Adamın da sonuçta bir orada kazanması gerekiyor, fatura kesiyor vesaire. Gerçi faturanın KDV'sini size yansıtıyor ama gelir vergisi var bir adamın. %20 mesela. Gelir vergisi olduğu için zaten adamın bir kere %20 kazanması lazım o işten. En az. Tamam, KDV'yi kurumunuz ödüyor faturanın üstüne, artık KDV şeklinde kesiliyor ama hani şirket olanlar daha iyi bilir. Gelir vergisi olduğu için adamın bir kere ondan %20 kar yapması lazım. Hadi %30 olsun, %20'si vergiye gider. %10'da adamın cebine kalır. Yani karşıdaki firmayı da hani şey düşünmeyin. Sonuçta herkes bunu karlı kuruluna satıyor. Tabii o kısmı satın almayı bırakın. Satın alma yapsın arkadaşlar. Bilişim firmalarıyla ürünü belirleyin. Ürünleri. Her markaya gitsin, satın alma bir teklif alsın. Bir de şöyle yapın mesela. 3 tane farklı bilişim firmasıyla çalışıyorsunuz ya. Aruba'da, Dell'de bir de gidin Cisco'da birbirlerine denk ürünleri bulun. Her firmadan farklı ürün için teklif isteyin. Çünkü ilk çalıştığınız firma, bunlarda register olayı var. Fiyat istediğiniz zaman düşemiyor. Şey yapamıyor. İlk fiyatı veren firmanın altında kimse teklif veremiyor. Neden? Dell'in Türkiye'ye ayağı o firmayı, o projeyi register ediyor ve en düşük fiyatı o verir. Bakın Access Point tarafında Ubiquiti'nin ürünlerini kullanabilirsiniz. Sağlam çalışan ürünler. Ben bunları kullanıyorum. Şu an bir problem var benim Wi-Fi sistemimde ama o da DHCP ile alakalı bir problem anladığım kadarıyla. Çünkü bunlarda bir problem yaşanmıyor. LR kullanıyorum ben de. ACLR. Ben de bu cihazdan bir 12 tane vardır muhtemelen. Şu an şey aldım. Yaklaşık 20'ye yakın Rukus'un R320 modelini aldım. Rukus'a geçtim yeni binada. Fakat bu da kullanılabilir cihaz. Hani genelde bilişim firmaları bunu pek tavsiye etmez. Neden? Çünkü bunlar internet satışı olduğu için bilişim firması bunu satıp üstüne kar koyamıyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Fakat bir alın, deneyin derim. Hani yönetim arayüzü falan çok güzel. Web arayüz yazın. Zaten kanalımızda izledik. Bunları da ne yapıyorsunuz? Yapıyı yaparken şu çok önemli bakın arkadaşlar. Sistem odasını bir katta yapın. Dediğim gibi 5 katlı bir yapı varsa 1, 2, 3, 4, 5 diye gittiğini düşünün. Orta kat hangisi ise yani üstte 2 kat, altta 2 kat, ortada bir kat kalacak şekilde böyle düşünün. Sistem odasını oraya konumlandırdınız. Atıyorum şirketinizde 20 tane access point var. Ve bu access pointleri sırasıyla patch panel'e dizin. Aynı Switch'in sıralı portuna gitsinler. Daha sonra atıyorum 48 tane kamera olduğunu düşünün. Kamera switch'ini ayrı yapın. Atıyorum 24 portlu access point alın. Var access point'iniz var. 24 portlu switch'i ayrı yapın. Bunları ayırmanız iyi olur. Yani şöyle access point switch'ini ayırmanız güzel olur. Onun dışında kameraları çok sevdiğim gibi kamerayı ayırmanız iyi olur. Kart okuyucunun switch'ini de ayrı yapın. Birden yaparken tabii bunları ayırmak zorunda değilsiniz ama bunları ayırırsanız daha güzel oluyor. Hani sayılar çoksa mesela bende 150 tane kamera var. Ben bu 150 kamera için şöyle yapabilirim. 3 tane 48 portlu switch ayırırım. Sadece kameralar buna girer. Mis gibi tertemiz bir yapı olur. Fakat yapı bazen switchler üzerinde atlamalar oluyor. Yapamıyorsunuz bunu. Ama dediğim gibi ardışık gelmesi VLAN yaparken range komutuyla kolay oluyor biraz daha. Kolaylık sağlıyor. Bunları üzerinde bu switch bu arada bu access point VLAN destekli yapıyı büyüdükçe VLAN'lara bölmek çok mantıklı oluyor. Broadcast trafiği olsun, IP sayısının yetersiz gelmesi olsun, katlar arası bilgiler arasındaki iletişimleri koparmak yani izole network'ları oluşturmak için VLAN'ı oluşturmak genellikle mantıklıdır. Dediğim gibi bunun yerine hangi access point'lerde buraya koyulabilirdi? Bu muhtemelen ACLR modeli şu an 100 dolar civarında bir fiyatı var. Bunun yerine Rukus R320 baya bakılabilir. Aruba'da farklı modeller var. Şu an aklıma gelmiyor ama model numarası Aruba var. Bunun yanında Cisco var. Bunun yanında mesela Firewall, Sophos'un falan access point var. Benim arasında seçim yapmam gereken genelde hani 4 model söyleyeyim size. Bir tanesi en ucuz model Unify. Yani gidecekseniz ya bunu alın çok bütçeniz yoksa. İkincisi Aruba'ya bakabilirsiniz. Üçüncüsü Rukus'a bakabilirsiniz. Ben Rukus'ta çalıştım. Daha kullandıkça tecrübelerimi aktaracağım. Kutu açılımlarını falan yaparım. Bir de Cisco'nun Meraki'si var. Bir Cisco'nun kendi var. Onlara bakabilirsiniz. Fakat Cisco'nun Access Point tarafında çok mükemmel olmadığını duymuştum. Bir de modeme ihtiyacınız var bu yapıyı kurarken. Nelerden bahsetmiştik? Şu switch'le şey konusu vardı ya arkadaşlar, şu fiyatı sileyim, bu fiyatlar doğru değil. Switch'le mesela bu arada access point'lerimizi de kenar switch'e bağlayacağız. Kenar switch'lerden
Kenar çivişlerinize mutlaka 10 GB Ethernet portu bulunsun. Bu neden söylüyorum bunu? Şöyle anlatayım size. Şunun da sesini bir kısalım. Bu da benim videom aslında. Zaten ben kanala yüklemiştim. Bakın BX-13 olarak Dell S4128 kullanmışım ben burada. Bunların hepsi 10 GB TCP portu. Kenar switchler 10 GB ile gelecek. Normalde bilgisayarımızın internet portu 1 GB'tir. Kenar switch'in portu da 1 GB'tir. Fakat kenar switch'te 48 tane port var. Bunlar backbone'a gelirken her biri 48 tane 1 GB tutup da bir yolla geliyor, bir kablo ile geliyor. Bu da 1 GB olursa ne olur? 1 GB TCP'ler de var. TCP dediğiniz bakın şöyle bir şey. Dar boğazlar oluşur. O yüzden kenar switch'ten backbone switch'te gelebiliyorsanız 10 GB ile geleceksiniz. Ve DAC kablo ne yapın? Hazır kablolar. İki ucunda da TCP'ler takılı. Bir fiber kablo. Bunu takıyorsunuz. Zaten bunu anlatmıştım ben kanalda. Yine bakarsınız. Merak ediyorsanız kanalı çok sıkı takip edin. Bu bir şey switch. Backbone switch. Bunun çift power'u var. Hani tüm switch'ler buna bağlı olduğu için bozulduğu zaman tüm sistem çalışmayacağı için bakın şöyle arkasında fan sistemi vesaire biraz daha fazla bunun throughput değerleri bunun üstünde desteklediği ethernet bilmem ne değerleri daha yüksektir. Şimdi gelelim modem konusuna. Modemi ne için kullanıyoruz biz? Şeyi söylemene bakın. Back kabloyla 10 GB birbirlerine bağlı. Üstünde durdum oraya. Modemi zaten bridge modda kullanıyoruz. Genelde yapımızda firewall bulunur. Bakın burada eksiklerden bir tanesi firewall'un olmaması. Sistem bu tablonun içinde bir de firewall olması gerekiyor. Neden? Çünkü modem direkt bizim merkez omurga sivicimize girmeyecek. Çünkü firewall üzerinden biz doklarımızı tutacağız. Dışarıdan içeri gelebilecek saldırıları engellememiz lazım. Bunun için IPS, IDS özelliği var. IPS özelliği dışarıdan gelen atakları kesiyor firewall'a, blokluyor. İçeriden dışarı giden saldırılarla olabilir. Neden? İçeride bir bilgisayara zararlı bulaştıysa içeriden de dışarı bir şey gidebilir. O yüzden bunları kullanmak yerine bakın. Gelen diyelim ADSL bağlantınız varsa ADSL bir tane kabloyu alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Modeminize gidiyorsunuz. Modemden de çıkan arkasındaki bir tane Ethernet portundan çıkan kabloyla firewall'unuzun bir portuna giriyorsunuz. Belki modemde şey de olabilir hani fiber desteği böyle de girebilirsin ama buna gerek yok. Zaten aldığınız internet 1 gigabitin üzerinde olmadığı için muhtemelen en fazla alacağınız 200 megabit olsun hadi. Hadi diyelim 300 megabit. Buradan modemi köprü modunu alıp yani modem çalışmayacak. Modemin üstünde hiçbir iş çalışmayacak. Sadece modem aradığına görevi görüyor biliyor musunuz? DSL kablo geliyor ya ona Ethernet'le firewall üzerine geçiriyor. Gerekli işlemleri hani oradaki logları tutma, atakları önleme gibi kısımları firewall hallediyor. Ki modem dediğimiz cihaz mesela evlerimizde kompakt bir cihazdır. Ne yapar? Routing yapar yani bir nevi router'dır. Bu ne yapar? Aynı zamanda bir access point'tir. Antenleri var bakın. Anteni olmasa da kablosuz yayın yapar. Aynı zamanda bir switch'tir. Arkada portları var. Aynı zamanda bunun içinde bir firewall vardır. Firewall'dur. Aynı zamanda bunun arayüzü var. Buradan yönetebiliyorsunuz cihazı. DHCP görevi var. IP dağıtıyor. Bunun kompakt bir cihazdır yani bu cihaz. Modemi dediğim gibi en ucuzundan demeyeyim de yani orta seviye bir cihazların arıza yapmasın adaptör arızası vesaire bunları yapmayacak ne var? Gideyim bir tane TP-Link bir modem kullanabilirsiniz. Benim zaten sistem olanında mesela görmüşsünüzdür. Bir tane de yedek modem koyun ki ne olur ne olmaz. Yapınız her zaman bir yedek modem bulundurun. Şimdi gelelim kabinet konusuna. Şu fiyatı da silelim. Kabineti bakın. Bu yapı küçük olduğu için 12U kabinet kullanmış. 12U'nun içine koyabileceğiniz cihaz sayısı hani rack tipi bir switch bir U'dur. 12 tane gibi düşünmeyin. Arada birer boşluk bıraktığınızı düşünün. Yani buna arada bir boşluk bıraksanız 6 tane switch koyarsınız. Tabii 6 switch'i koyamayacaksınız. Bakın bir U'da şu var. Mesela fan modülü. Onun dışında patch paneller. Yani bu 12U'luk kabinetin içine tecrübemle sabit koyabileceğiniz switch sayısı ne olur? Şöyle hesaplayayım hemen size. Patch panellerimiz var. Patch panellerinin ne olduğunu anlatırım. 2 patch panel diyelim. 2 switch ne yaptı? 4U. Bir tane fan modülü 5U. Bir tane priz modülü ne yaptı? 6U. 4 tane de şey kullanın. Organizer kullanın. Ne yaptı? 10U. Arada biraz da boşluklar kalması gerekebilir belki. Yani o koyabileceğiniz 2 switch gibi düşünebilirsiniz. Yani ben hesaplamama göre 2 switch için ideal yani bu. Backbone bile kullanamazsınız. O yüzden yeni bir yapılanmaya gidiyorsanız eğer şirkette bir IT'ci olarak adandınız. Şu kabinet yerine büyük bir kabinet tercih edin. 42 kabinetler var ya. Dediğim gibi bunlar da bilişim firması size güzel bir destek olacaktır.
bu kabineti kullanmayın derim hani ilerleyen zamanda. Ya da tekerli 20 U kabinet kullanın. Buna koyacağınız cihaz dediğim gibi maksimum 2 tane switch olur. Bir de bu kabineti tercih ederken markalar var. Güzel bir markayla gittim. Ben mesela biliyorsunuz ne kullanıyorum? Ya ESAB ya Lande gibi markalar kullanıyorum. Güvendiğim markalar biraz pahalı olur ama benim aldığım markalar dayanıklı olur. Bir de cam kapak yönü mesela. Boy kabinet aldığınız zaman ön tarafı perfora kapak alın ki hava girsin. Toz da girer ama yani genelde bakıyorsunuz sistem olanın girdiğin zaman kabinetin kapağı açık sökmüş adam cam olduğu için hava alsın diyor. Perfora kapak alın. Kapağı takılı kalsın. Düzgün bir görüntü olsun. Kabinet fanı bu ne için lazım oluyor? Kabinetin soğutması için içerideki sıcak havayı dışarı atıyor. Perfora kapaklı bir yapı varsa kabinet fanını sürekli çalıştırmanıza gerek kalmaz. Yani önden klimanın soğuk havası vurur, püfür püfür. Ekstradan bunu almanıza gerek kalmaz. Bunun fiyatı da böyle olmaması gerekiyor. Kabinetle genellikle fan modülü 3'te. Küçük kabinette 2 tane fan demiş ama büyük kabinetlerde 42 oğullarda 4'lü bir fan modülü olur. Lande demiş. Kabineti de Lande veya ESAB tercih edebilirsiniz. Can arkadaşlar 19 inç demiş. Zaten kabinetler genelde 19 inç olur. 9 sigortalı demiş. Fiyat falan yazmış. 2U yer kaplıyormuş. 2U yer kaplamasının sebebi altlı üstü bakın. Bir tane 4 tane altta var. 6 tane yukarıda. 10'lu bir priz. Hani şu anki bu yapıda buna gerek yok. 6 tane de yeterdi burada. Altındakine gerek yok. 1U'da kullanılabilirdi. Bu da yanlış olmuş. Bunu ödev için hazırlayan bir arkadaş varsa bunu silelim. Burada bir oğulluk da yeterdi. Onun dışında bakın patch kablolar. Neden gerekli patch kablo dediğimiz olay. Şimdi girelim. Şöyle Google'a patch kablo yazdım. Çıkan kablolara bakın. Kabinet düzenlerini biliyorsunuz. Yani patch panelden sivilce bir atlama yapılır. Genelde biz doğrudan gelen kabloyu sivilce takmayız. Patch panellere takarız. Patch panel alırken şimdi geleyim tavsiyelere. Patch kablo bu. Patch panel diye bir şey var bir de. Patch panel diyelim. Patch panelimiz de bu. Bunlarda ben genelde HJS kullanıyorum. Patch kabloyu HJS marka kullanırım. Ben severim HJS markayı yerli malı diye. Yine yerli malı Nexus da var sanırım. Bunun yanında farklı markalar da var kullanabileceğiniz. Patch panele gelir. Arkasına girer. Kablo kabiliyetini arkadan girer. Buna da güzel bir reglaj yapın. Reglaj nedir diye araştırın. Kablo dizaynıdır yani oradaki. Yine burada kabinet tasarımı yaparken uzman bir firmadan destek alabilirsiniz. Farklı firmalar var mesela. Comart. Onun dışında ne var? IoT iletişim aslında telefon, IP telefon hizmeti veriyor da onlardan da destek alabilirsiniz. RF altyapı var. Comart'la RF altyapı iyidir. Onlardan mesela güzel reglaj yaparlar. Comart'ın reglajı iyi ama fiyatı da iyidir. HJS bu. Page panel. Bunlarda case tonlar olur. Gelir sonlanır. Page panelden bir kablo gelir. Sivice girer. Bunu da anlattık. Page kablonun ne olduğunu. Page kabloyu kısa kullanmak daha iyi. 0.5 kullanıyorum ama ben metresine. Süpürgeli organizer kullanıp içinden girip çıkıyorum. Benim videolarımı takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Fiyatı değişir. Bu kadar ucuz olmaz bu arada bu. Yani patch kablolar pahalı bu aralar. Patch kablo Mikrotek demiş. Bunu yine HJS'ye öneririm. Ketalt kablo. Kaç metre kullandığınıza bağlıdır. Ben genelde 500 metrelik toplar alıyorum. 300 metrelik toplar var. HJS'nin metresi şu an yani 0.32 dolar falan. 0.32 ya da 0.31 artık ADV 0.32. Bazı firmalar var. 0.35 artık KDV diyor. Burada 23 AVG. %100 bakır olmasına dikkat edin. UTP. Bir de halojen fili yanmaya karşı direnç olursa daha iyi olur. Nexans da iyi kablodur. Fiyatı baktığınız ECS'lerde çok da fark var. Nexans alabilirsiniz. Vico. Bunlardan en son masa tarafındaki prizlerimiz arkadaşlar. Masa tarafında bu prizlerden kullanılır. Yine 52 demiş. Yani direkt masa tarafında gelen kabloyu takmayıp bunlarla sonlandırıp neden? Gelen kablonun ucu bozulmasın, kaybolmasın. Bunlar sabit. Arada bir patch kabloyu da alınır. Bunun üzerine de etiketlemesi yapılır. Kablo kanalı yapışkanı vesaire bunlar da kabinet sistemi kurarken gerekli şeyler. Yani burada genelde her şey söylenmiş. Söylenmeyen şeylere de ekledim. Nelerimiz vardı? Kabinet kurulumu. Bunların hepsinde uzman bir firmadan destek almakta fayda var. Bakın burada kabinetler var. Patch panelden atlamış. Şöyle kısa kablolar. Patch kablolar mesela 0.5 santim değil de 0.2 santim olsa çok güzel olur. Böyle direkt girersiniz. Önden şık bir yapı olur. Kendiniz bunları elle çekebilirsiniz mesela. Uzun kablolar da kullanıyor. Bakın ben şöyle kısa kablo yapısını çok beğeniyorum. Hoş duruyor. Yani kendiniz yapmak gerekiyor biraz da. Bakın şöyle biraz araştırırsanız kabinet düzenleme diye. Instagram'da benim bir ton böyle resim vardı. Instagram'a biliyorsunuz bilgisayar mühendisliğim diye bir Instagram sayfam var. Orada bunları gösterdim.
Bir de internet konusunda DSL hizmeti değil de ya radyo link üzerinden 50-70 metrelik internet alın veya metro internet alın şirketinize. Neden? Karşıya yükleme hızı da iyi olsun. Mail gönderirken bazen mailler geç yükleniyor. Personeller şikayet ediyor. Yani simetrik bir hız alın ki verdiği size indirim hızı da 50. Yükleme hızı da 50 olsun. Bazı simetrik hızlarda arkadaşlar şunu söyleyebiliyor. Diyor ki ya 50 indirim hızı, 50 yükleme hızı var. Sürekli sabit simetrik internet var diyor. O kullanımla alakalı değişir. 50'ye 50 siz şirkette kullanıcı sayısı arttıkça yetersiz gelecek bu. Sürekli sabitsiz vermezse kullandıkça. Yani nasıl bir şey? Şöyle düşünün. Sizin evinize binanızda bir boruyla su geliyor. Suyun tanzimi binadaki çeşmelerin açıklığına göre değişir. Herkes aynı anda açarsa çeşmeyi herkesin suyu az alacaktır. Yani böyle düşünebilirsiniz. Geliyor sizin hani bir ne diyelim bir parmak kalınlığında bir su tanzimi ile geliyor. Tanzing kullanım binada kullanım arttıkça azalıyor. Şirkette de bu şekilde. İnternetin kullanımı arttıkça azalır yani öyle düşünebilirsiniz. Bakın burada güzel bir şey olmuş. Ön tarafı bu kabinetin. Güzel bir reglaj olmuş. Bakın bunlar da güzel bir reglajlar. Kısa kabloyla reglaj yapması güzel oluyor ama dediğim gibi bazen uzun kablo kullanıyorlar. Neden? VLAN yapısını yaparken firmalar şunu tercih edebiliyor. 48 portluk switch'in 30 portu data VLAN'ı. 30'da 40 arası atıyorum IP telefon VLAN'ı. Atıyorum 40 ile 48 arası kamera VLAN'a. Böyle ayırdığı zaman patch panelden gelen kabloyu direkt bir üstteki switch'in herhangi bir portuna en yakın portuna giremiyorsunuz. VLAN için belirlenen porta girmek gerekiyor. O yüzden uzun patch kablolar kullanmak gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Neredeyse kabinet kurulumu ile ilgili her şeyden bahsedilmiş. Tabii böyle bir sistem kuracaksanız iki firmadan destek alacaksınız. Birincisi bir bilişim firması aktif cihazları almak için. İkincisi de zayıf akım firması. Aktif cihazları tanıdığım firma diyebiliriz. Zayıf akımda tanıdığım firma var vesaire. Ama siz benim dediğim firmalar üzerinden bir araştırın. Herkes zayıf akım işini yaparım diyor. Zayıf akım işini elektrikçiye vermeyin. Etiketlemesi güzel yapılsın. Planlı yapın. Planlı projeli gidin ki yapın. Baştan nasıl başlarsa tüm her şey öyle gidiyor. Kendinize bakın. Sağlıcakla.